Tekrar birlikteyiz. Stüdyoda konuğumuz Nil Uluslararası Eğitim Organizasyonu Başkanı Nilüfer Kayaalp, kendisi Gaziantep'li çok yönlü bir eğitimci. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Seyircilerimize programın amacından tabii biraz bahsedelim dilerseniz. Şimdi bu değişim programları çerçevesinde Amerika'ya gönderdiğimiz öğrencilerimiz, ben büyük bir gururla söylüyorum, Türkiye adına gerçekten çok büyük onur oldular. Çünkü orada bulundukları çevrelerde tanınan tek Türk. Çoğunlukla onlar oldular. Çünkü bu programda Amerika'ya giden öğrenciler genelde küçük kasabalara yerleştiriliyor, büyük şehirlerde değil. Ve Türk insanının pek gidemeyeceği ya da çok bulunmadığı yerler oluyor. Dolayısıyla orada gittikleri zaman gerçek anlamda bir kültür elçisi oluyorlar ve Türkiye'nin tanıtımı için çok etkin bir araç. Gidip dönen öğrencilerimiz için aldığımız teşekkür, onur belgeleri ve orada bulundukları çevrelerde bıraktıkları inanılmaz olumlu etki. Yani bunun benim kendi gözlemlerim doğrultusunda söyleyeceğim, büyük bir rahatlıkla söyleyebileceğim, gözlediğim bir etken. Peki her isteyen gidebiliyor mu? Ne gibi özellikler arar? Evet, güzel soru. Her isteyen şöyle gidemiyor. Çünkü her şeyden önce bir yaş kısıtlaması var. Öğrencilerimizin en az 15, en fazla 18,5 yaşında olması gerekiyor. Artı akademik durumlarının yeterli olması gerekiyor. 4.001 not ortalaması istiyoruz son 3 yıl içinde öğrenciden. Artı orada bulundukları sürece ruhsal ve beden sağlıklarının da yerinde olması gerekiyor. Ve biz iki aşamalı bir sınav yapıyoruz. Birinci sınav dil seviyelerini tespit ediyoruz. Dil seviyelerini belirledikten sonra bir mülakat alıyoruz öğrencileri. Onları kişi olarak biraz tanımak adına. Yani bu çok seçici ya da eleyici bir sınav değil. Biz sadece öğrenciyi doğru tanımaya çalışıyoruz. Oraya gittiği zaman rahat bir yıl geçirmeyecekse hiç gitmesin. Çünkü o çocukların sağlığı da benim için çok önemli. Orada bulundukları sürece mutlu olmaları çok önemli. Bunların hepsini göz önüne alarak değerlendiriyoruz. Şöyle bir kolaylığı var. Daha doğrusu şöyle bir avantajı var bu programda giden öğrencilerin. Aileler gönüllü olduğu için çok sıcak bir ortama gidiyorlar. Baştan kabullenilmişlik var. Bir de gerek okul ortamı, gerek sosyal çevreleri, bir değişim öğrencisi geliyor heyecanı ve beklentisi içinde. Böyle olunca öğrencilerin oraya gittikleri zaman çok fazla bir çevre edinmek adına çaba sarf etmelerine gerek kalmıyor. Onlar güzel sıcak ilişkiler kurduklarında çok güzel deneyimlerle, yani çok güzel anılarla ve şeylerle dönüyorlar. Peki bir sene boyunca program kapsamında neler var? Onu da biraz açıklayalım isterseniz. O bir yıl boyunca çocukların aile yanında konaklamaları, zaten gönüllü aileler yanında kalıyorlar ve normal bir Amerikan okuluna devam ediyorlar. Yani bu öğrenciler için özel bir okul değil. Bütün Amerikalı öğrencilerin devam ettiği bir liseye devam ediyorlar. Çünkü bu program orta öğretim öğrencilerine yönelik bir program. Ve orada bulundukları sürece bir Amerikalı öğrenci neden sorumlu ise orada bulunan öğrencimiz aynı şeylerden sorumlu. Programı tamamlayan öğrencilerden ne gibi yorumlar alıyorsunuz? Bu program onlara ne kazandırıyor diye sorduğunuzda. Evet, çok hoş. Şimdi biz öğrencilerimizle iki toplantı yapıyoruz. Bir gitmeden önce, bir de döndükten sonra. Oryantasyon toplantıları diyoruz bunlara. İşte gitmeden önce Amerika'ya da neler onları bekliyor, onları konuşuyoruz. Döndükten sonra da Türkiye'ye tekrar hızlı bir biçimde doğru bakabilmeleri için neler yapmaları gerek, onları konuşuyoruz. Ve çok farklı bir şeyle geliyorlar. İnanılmaz bir güven, çevreye daha büyük duyarlılık ve sorumluluk bilinci çok gelişmiş çocuklar olarak dönüyorlar. Peki ben size çok teşekkür ediyorum Nilüfer Kayaalp. Aslında sizin çok yönlü bir eğitimci kimliğiniz var. Onları da bir başka programa konuşuruz inşallah diyelim. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.